Doktor, nereye gidiyoruz böyle ya? Sana yeni oyuncağımı göstereceğim doktor. Aa. Orhan Hocam, Orhan Hocam, imzalamanız gereken dosyalar vardı. Aldın ha? Bravo. Yalnız tebrik ederim. Durdun durdun, araba fiyatları fırladı. Kendine bir araba aldın, bravo. Ucuzken dedem de alır. Şöyle bir kız da göreyim mi? Buyurun. Perşembe akşamı ne yapıyorsun? Sensiz herhangi bir şey. Sizden önce gittiğimiz bütün doktorların söylediklerini anlattım size. Bütün raporları da verdik. Evet. Ve hala bir fikriniz yok mu? Çok fazla fikrimiz var. O yüzden bu testleri yapacağız. Daha önce hiç zararlı madde kullandın mı arkadaşlarına falan partilerde? Oğlum varsa bir şey söyle. Şimdi kızacak zaman değil. Kimseden bir şey saklama. Bir kere denedim. Yılbaşında bizim çocuklar verdi. Ama o kadar. Ana ve vaskülit veri testleri negatif, lupus olamaz. Hoca daha fazla bilgi istiyor. Aynı bilgiyi tekrar tekrar istemiyor. Hocaya bazen o kadar gıcık oluyorum ki. Cevap nerede gizli, bir bilsek. Son geçmişinde olabilir mi? Vallahi ailede 3 nesil geriye gittim. Her şeyi sordum neredeyse. Ve? Annesinin trafik kazasında öldüğünü öğrendim. Annesinin annesinde artrit varmış. Annesinin annesinin babası askermiş falan filan, bir ton şey. E tamam, tümör olamaz o zaman, MS. Hayır, Orhan Hoca eledi onu. Yahu eledi de eleyemez, %100 eleyemez yani MR sonucuna göre. MR negatif MS diye bir kavram var. MS akküvar düşüklüğünü açıklamıyor ama. Evet ama alkol bağımlılığı açıklar. Çocuk geldiğinde ACD 200 promil alkolü vardı. Ayrıca karaciğer enzimleri de uçuyordu. Ayrıca geçtiğimiz haftalarda da hiç içki içmemiş. Lig döneminde bile ağzına içki koymamış. Niye bu kadar güveniyorsun bu çocuğa, kardeşim falan mı? Toksikoloji raporlarına bakabilirsin istiyorsan. Aa. Zeynep'in de inanıp inanmadığının bir önemi yok. Sonuçlar ortada. Eksik neyse onu bulmamız lazım. Vay vay vay, bu ne doktor? Perşembe akşamı kutluyoruz, tamam. E sen benden araba almak için borç istemedin mi? Ben sana ayağımı yerden kesecek bir şey dedim. Tekerlek sayısı belirtmedim. Yalnız biliyorsun değil mi? Saatte 240 kilometre yapan iki tekerlekli araçlar sorumsuz ilaç bağımlısı sakatlar için uygun değildir. Oh, çok uzun konuşuyorsun be doktor. Bir gün hıp diye gideceksin bu uzun konuşmaktan. Doktor, ben ciddiyim. Biliyorum, zaten hep ciddisin. Senin sorunun bu. Ayrıca 240 değil, 290 yapıyorum bile bir şey. Ne? Oo, yok yok, bırak. Götür bunu geri. Ama anne! Anne, ne olur ya! Anne! Ne yapıyorsun? Hadi be doktor, hadi. Islatalım şu güzelliği be. Hadi bak, ne zamandır doğru düzgün bir şey yemedik seninle. Dün yedik. Tamam, ocakbaşı ama. Tamam, uykuluk, Adana, köpşiş, kuzu pirzola, ha? Benden. Hocam bu ne? Vay be, yani. Şimdi kafada oturdu hepsi ama yakışmış, hayırlı olsun. Eyvallah. Görüyorsun değil mi? Nasıl hayırlı olsun denir. Nasıl tebrik edilir, nasıl iltifat edilir? Bastonu ne yapıyorsunuz hocam? Bastonu ne yapıyorum? Böyle alıyorum, yerine koyuyorum. Allah aşkına, hareket hocam. Bu arada biz bütün görüntülenmelere tekrar baktık, kan kültürlerini tekrarladık. Dolan Peri, yeni bilgi istiyorum senden. İkinci el bilgi istemiyorum, tamam? Gel, hadi söyle. Eksik bir... Duymuyor, ne diyorsun? Eksik bir... Eksik bir şey bulamadık. Aa. Peki polis raporuna baktınız mı? Hangi polis raporu? Annesinin araba kazasının raporu. Kaza 15 yıl önce olmuş. Çocuk arabanın içinde bile değilmiş. Evet, küpe gündüz, dümdüz, kupkuru bir yolda arabasının kontrolünü kaybetmiş.
Yani dikkati dağılmıştır, ne bileyim, radyoyla oynuyordur, telefonla bakıyordur. Evet, aynen, polis raporu da böyle söylüyor zaten. Ama onlar bizim bildiklerimizi bilmiyorlardı. Elektrik lambda falan. Genetik bir hastalık olasılığı olduğunu düşünmüyorum ya. Zaten biz olasılıklarla değil, olmayısılıklarla ilgileniyoruz. Öyle değil mi Zeyno Hocam? Nörofibromatozis tip 2 elektrik lambaları sebep olabilir. Bunun eksik olduğunu biliyor muydunuz? Ya bir şeyler eksik, biliyordum. Bu veya başka bir şey. Genetik inceleme yapalım. NF2 geninde mutasyon var mı bakalım. Evet doktor. Ben mi, yengem mi? Yengemin yaptığı kuru fasulye mi, yoksa ocakbaşı mı? Tabii ki yengen. Ama konuşmuyor bende. Benim de muhabbetimi biliyorsun. Dillere destandır. Tabii öyledir. Benden ayrıca. Tamam. Tamam, perşembe. Akşam yemin. Cüzdanını, paranı, kredi kartını, her şeyini al. Çok yiyeceğim ve hepsini sen ödeyeceksin. Hayır mı diyorsun? Otomun terkisini atıp götüreceğim seni. Aa, yok öyle bir şey. Benim arabayla gideceğiz. Ben hayatta bilmem bunu. Duyuyor musun beni? Gelemeyeceğim, mesaj attım ya. Ne alakası var? Tabii ki kuzenimi seviyorum. Ama çalışıyorum, zamanım yok. E tamam işte, sen benim yerime bir maşallah takarsın, olur mu? Hayır, haftaya alma anneciğim, lütfen rica ediyorum. Haftaya çünkü kongrem var. Uf. Bir hafta sürüyor kongre anne, bekleme. Tamam, tamam, öpüyorum seni. Yani yaşlanınca ben de bu kadar ısrarcı olacaksam yandım. İyi idare ettin ama. Tebrikler. Artık iyi idarecilik mi, iyi yalancılık mı bilemiyorum. İdarecilik, yalancılık. Senin hep yaptığın şey. Ben de bayılmıyorum anneme yalan söylemeye. Bak şimdi gerçeği söylüyorum. Nasıl geliyor kulağa? Hı. Anneciğim, yani bana ne şimdi kuzenimin ikinci bebeğinin kırkının çıkmasından? Uf, kıyamet kopar. Değil mi? Bak, ısrara bakar mısın? Derin bir nefes al. Efendim anne. Pardon. Ne balo? Aa, evet evet, hayır, buyurun dinliyorum. Bu hafta mıydı o? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.